Evet arkadaşlar, şimdi maddenin plazma halinden bahsedeceğiz. Plazma, maddemizin dördüncü haline plazmadır diyoruz arkadaşlar. Yüksek sıcaklık veya yüksek gerilim altında maddemizin iyonlarına ayrılmış haline plazma halidir diyebiliyoruz. Plazmayı tekrar tanımlarsak, plazma iyon haline gelmiş atomlarla elektronlardan oluşan ve bunların serbestçe hareket ettiği bir yapıdır diyebiliyorum. Plazma halinde sıcaklık çok yüksektir. Bundan dolayı sürekli elektron, proton ve nötron arasında parçacık alışverişi olurken atomlarda iyonlaşma meydana geliyordur diyebiliyoruz. Plazmalar nötr haldedir. Nötr halde olmalarına rağmen yüksüz olmadıkları anlamına gelecek. Yani bu yüzden de elektrik alan ve manyetik alandan etkilendiğini söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Evrenin yaklaşık olarak %99'u plazma halindedir. Geriye kalan %1'lik bölüm katı ve çok küçük bir kısmı da sıvı haldedir diyebiliyorum. Plazmada iyonlaşmış gaz, elektronlar ve protonlar, yüksüz atomlar ve moleküller, uyarılmış atomlar bulunur diyebiliyoruz. Plazma halinin genel özellikleri: iyi bir iletkendir. Elektriği ve ısıyı iyi bir şekilde iletirler. Elektrik ve manyetik alandan etkilenirler. Nötr olmaları yüksüz olmaları anlamına gelmiyordu. Bu yüzden elektrik ve manyetik alandan etkilenebiliyorlardı. Kimyasal reaksiyonları çok hızlıdır. Yüksek sıcaklık ve enerji yoğunluklarına sahiptir diyebiliyorum. Uzayda görünen bazı plazma örnekleri: güneş, güneş rüzgarları, yıldızların iç bölümleri, yıldızlar arası ortamlar, dünyada görülen bazı plazmalar, şimşek, magma, yıldırım, kuzey ve güney kutup ışıkları yani auroralar yine bu plazmalara örnek olarak verilebilir. İnsanların yaptığı bazı plazmalar, patlamalar, plazma topu, ateş ve alev, neon lamba, füzyon çalışmaları, floresan lamba ve plazma tabancası yine bunlara örnek olarak verilebilir arkadaşlar. Sıcak ve soğuk plazmalar. Plazmalar çok düşük ve ya da çok yüksek sıcaklıkta görülebilir. Dolayısıyla plazmalar soğuk ve sıcak plazma olmak üzere ikiye ayrılabiliyor. Soğuk plazma, laboratuvar koşullarında oluşturulan elektriksel boşaltımla elde edilen plazmalar örnek olarak verilebiliyor. Mum alevi, plazma topu, floresan lamba, neon lamba, kutup ışıkları bunlara bir örnektir diyebiliriz. Sıcak plazmaya örnek vermemiz gerekirse güneş, güneş rüzgarları, yıldızlar, nebula buna bir örnektir diyebiliyoruz yine arkadaşlar. Auroralar, doğa olayı olan auroralar genellikle kutup bölgelerinde görülen bir gece ışımasıdır diyebiliyoruz. Kutup ışıkları olarak da bilinir, dünyanın manyetik özelliğinden kaynaklanıyordur. Kuzey kutup ışığı Aurora Borealis, güney kutup ışığı ise Aurora Australis olarak ifade ediliyordur diyebiliyorum.